abi. Sen nasılsın başkanım? Merhaba. Küçükmece Balkan Derneği'ndeyiz. Derneğimizde bugün önemli konuklarımız, misafirimiz olacak. Gazi Meclisimizin Başkanı Sayın Mustafa Şentop Rumeli muhaciri hemşerimiz bugün Küçükmece Balkan Derneği'ni ziyaret edecekler. Kendisiyle beraber tabii ki yine bakanlar Hakan Çavuşoğlu, geçmiş dönemde yurt dışı Türkiye topluluklar ve akrabalar topluluklardan sorumlu devlet bakanımız idi. Ve o da heyetiyle beraber burada olacaklar ve milletvekilleri, diğer bakanlarımız az sonra ziyaret edecekler. Tabii burada onları bekleyen güzel bir kalabalık var. Balkan Derneğimizin yönetimi Kenan Çelik ve Kerim Yiğit Başkanımız başta olmak üzere yine RUTEV, Rumeli Türkleri Vakfı ve tüm delegasyon bu önemli misafirleri konuk etmek için burada şu anda sabırsızlıkla bekliyor. Aynı zamanda basınımızın da buradaki ziyarete olan ilgisi çok fazla. Yine TRT Haber, Anadolu Ajansı ve diğer basın mensupları ve basın organları da bu ziyareti yakından takip edecekler. Başkanım. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz Sayın Mustafa Şentop Hocamız derneğimize teşrif etmiştir. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Cemil Çiçek zamanında bayramını almış da ondan yani diyor. Kısmetmiş bak. O zaman da meclis başkanıymış Cemil Çiçek. Evet. Yunanistan'da benim elimi öptü. O zaman orada. O zaman. Evet. O zaman için. Türkiye'de işte, İstanbul'da şimdi. Değerli hazırım, protokol değerli misafirlerimiz ve birbirinden değerli kıymetli Balkan camiasının değerli kıymetli üyeleri. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Balkan Kültür Derneğimizin kurucu genel başkanı Sayın Kerim Yiğit Başkanımı konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok kıymetli Kültür Derneğimiz Başkanım. Hazırım. Evet, protokol. Heyecanımı bağışlayın. İsimlerinizi tek tek sayamıyorum. Balkan Kültür Derneği'nin bu Rumeli yemeklerin ikram edileceği Rumeli buluşmasına hepiniz hoş geldiniz. Balkanlardaki Türkiye coğrafyasındaki hasreti, Anadolu'daki vatandaşlarımızın ve Balkanlardaki yaşayan soydaşlarımızdaki olan sevgi bağını, köprüsünü kurmaya çalıştık. Çok da başarılı olduk. Çok da ziyaretçiler memnun olduk. Bizim bundan sonraki faaliyetlerimizin arasında
üzerinden kısaca özellikle bahsetmek gerekirse, sağlık komisyonumuz sivil toplum örgütlerinin çok sık rastlanmayan bir komisyondur. Sağlık komisyonumuz aracılığıyla Balkanlar'da yaşayan soydaşlarımızla Türkiye'deki tedavileri üzerine, Türkiye'deki yaşayan Balkan köklerinde ve içindeki yaşayan diğer vatandaşlarına ilgili sağlık konularıyla ilgili çözümlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir nasip olursa uluslararası bir Balkan camiasıyla bir medya oluşumu içerisine giriyoruz. 7 tane Balkan ülkesinde aynı isimle medya yayın yapabilecek bir altyapıyı oluşturduk. Allah nasip kısmederse gençlik konularımızın ve dış ilişkilerimizin, komisyonlarımızın çalışmalarıyla esas burada sizlerin huzurunda ve buradaki akademik kariyeri olan Balkan Beklentisi, sağlık kuruluşlarımız, temsilcileri, temsilcileri olduğundan dolayı biz Allah kısmederse 2001 yılında Balkanlarla Türkiye arasındaki köprüleri güçlendirmek için bir Balkan çalıştığı ortaya çıkmıştır. Tabii bunlar çok güzel çalışmalar, çok güzel hayaller. Ama yine bizi görüyorsunuz. Mütevazi bir binanın içerisinde bu hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Uluslararası projelerde de eğer bir aktör görürseniz sizlerin de mihman darlığında biz bu düşündüğümüz ve çalışmalarına başladığımız projelerimizde Balkanlarda Türkiye arasında inşallah uluslararası bir aramaya taşımış olmak isteriz. Tabii ki bunu gönül ister ki çok daha güzel, çok daha serin, çok daha büyük bir yerlerde sizleri ağırlamak. Hem uluslararası aradaki faaliyetimiz hem de içerideki faaliyetlerimizle alakalı. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, haddimizi de biliyoruz. Biz sadece Hazreti İbrahim gibi niyetimizi ve sabımızı benzetmeye çalışıyoruz. Teşrif edip bugün Balkan Kültür Derneği'ne ziyaretlerinizden dolayı siz saygıdeğer Büyük Millet Meclisi Başkanı, sevgili milletvekilleri ve diğer hazırın tekrar ikramlarımız afiyet olsun. Orijinal Arnavut böreği yiyeceksiniz. Orijinal yumurta ve sütten yapılmış kaymaçına yiyeceksiniz. Orijinal ev yapımı Türkiye'nin bayrağını temsil eden bir baklava ikramımız olacak. Beni dinlediğiniz derneğimize ziyaret ettiğiniz için başkanım adına, şahsım adına, tüm yönetim kurulu adına tekrar sizlere hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Birbirinden değerli, kıymetli protokolümüz. Bugün heyecanımızı, mutluluğumuzu bir arada yaşamaktayız. Çünkü bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, kendi özel istirahatinden fedakarlık ederek bizi her daim yanımızda olan değerli büyüğümüz, camiamızın gururu, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Profesör Doktor Mustafa Şentop Başkanımızı teşekkür ederim Fahir. Sağ olun. İstirahat falan dedim ama sen de biraz istirahat etmemiş birisin. Değerli arkadaşlar, hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii şimdi aslında sizlere böreği mi, kaymaçınayı mı, beni mi tercih ediyorsunuz? Bunları söyledikten sonra az da konuşma imkanımız kalmadı. Tabii buradaki arkadaşlarımızın ben çok büyük bir çoğunluğu, hatta tamamını tanıyorum. Daha önce malumunuz bu bölgenin milletvekili, üçüncü bölgenin üç dönem birçok defa bir araya geldik bu arada. Kerim Bey'e, mevcut başkan Kerem Bey'le zaman zaman görüşüyoruz. En son toplantıda beraberdik. Buradaki arkadaşlara çok özel olarak bir şey söylemek gerekmiyor diye düşünüyorum ben. Türkiye uzun zamandır bir akşam da Rumeli Türkleri Vakfı'ndaydı beraber. 2000'lerin başından itibaren yavaş yavaş bir bölgemizde dünyada yeni bir şekillenme var. Bu çerçevede özellikle enerji kaynaklarının olduğu bölgelerde yavaş yavaş gün yüzüne çıkan haberler Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili görülüyor. Orada önemli doğalgaz, gibi doğalgaz ve petrol kaynakları tespit edildi. 2010 civarında. Dikkat edersiniz o tarihten itibaren Doğu Akdeniz dediğimiz bölgede nerede
Tebriz'den Hakkı Gülya'dan başlıyor. Biraz esas Mısır, İsrail, Lübnan, Suriye ve Türkiye var o bölgede. O bölgedeki ülkelerin yönetimlerini engelleştirmek için bir süreç var 2010'dan beri. Mısır'da darbe yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan'ı zayıflatmak için ona hedef alan bir operasyon. Peki Cumhurbaşkanımız o zaman bunu söyledi. Bir televizyon programı. Zannin ne alıyorsunuz? Beni alın dedi. İşin sahibi benim dedi. Oradan bir netice çıkmadı. Daha sonra 2013 Mayıs ayının sonlarında gezi olayları başladı. Ağaçlarla ilgili olarak başlayan olaylar. Fakat o olayların liderleri bir ekip oluşturup Ankara'ya geldiler. O zaman Başbakan Yardımcısı'yla görüşmelerinde ne talep ettiler? İlave ağaçtaki kestiğimiz ağaçların yerine yeni ağaçlar ağaç sayısını katına çıkarttık. Demediler de dediler. Üçüncü havalimanı projesini durdurun. Üçüncü köprüyü, Yavuz'un Kanseri köprüsünü durdurun. Projeyi durdurup dediler. Bunları talep ettiler. Onlara muvaffak olmamadı. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın onların beklediği gibi bir reaksiyon göstermediğini, kendine göre bir yöntemi, bir tarzı olduğunu hesaplamamışlardı. Daha sonra 17-25 Aralık operasyonları oldu. Orada hükümeti düşürmeyi hedefleyen ve 30 Mart 2014 seçimlerinde AK Parti'yi başarısız kurmak için ve sonrasında etkilemek için bir hareketti 17-25. O zamanlarda içeride olan bir FETÖ'cü Yaptıbeli Sen yazar açıkça ifade etmişti. Gazetesinde, köşesinde dedi ki Amerika aramızdaki ilişkiler bozulmasın başka ülkelerde. Amerika Tayyip Erdoğan'ın biletini kesti. Önce Ankara İstanbul'u kaybedecekler. Ankara İstanbul'u kaybettikten sonra Cumhurbaşkanlığı'na aday olmaktan kaçınacak, çekilecek dedi Tayyip Erdoğan. 17-25'in hedefi oydu. Ama istedikleri gibi olmadı. 30 Mart'ta farklı bir sonuç. Onları beklediğinden. Sonra yapacak bir şey kalmadı ellerinde. En son 15 Temmuz'da açık bir şekilde Bolosluğa daldılar. Bir darbe teşebbüsünde bulundular. Bir darbeyi FETÖ yaptı. FETÖ başçıları öğretti. Fakat bu uluslararası bir oyunun ülkedeki taşeronu yıldızlar. Onu uygulamaya çalıştılar. Onlara başarılı olamadılar. Cumhurbaşkanımızın, milletimizin gayretiyle. Mesele nedir? İşte 2010'dan beri bu bölgede, Doğu Akdeniz'de tespit edilen o güçlü enerji yatakları ile ilgili bir planları var. Bunu uygulamada sorun çıkartmayacak bir devlet dizaynı yapmak istiyorlar etrafında Doğu Akdeniz'de. Türkiye'de kendi kararını kendisi veren nadir devletlerden birisi. Bu sebeple Türkiye'yi bu anlamda etkisizleştirmek Recep Tayyip Erdoğan iradesiyle şekillenen bu siyasi iktidarı zayıf düşürmek, bir yara açmak için, bir delik açmak için gayret gösterdiler. Bunu bazen açık bir şekilde tespit edebileceğimiz, bazen de farklı yollarla, oyunlarla, ittifaklarla yapmaya çalışıyorlar. Bugün geldiğimiz nokta bu. Tabii Türkiye'de çok seçimler oldu, yerel seçimler oldu vesaire. Ama bugün bütün seçimlerimizin, bütün kararlarımızın bu büyük tabloyu görerek benzemesi gerekiyor. Bunu birçok yerde ifade ettim. İnsan tabiatı icabı daha çok kendi nefsinden başlayarak değerlendiriyor etrafındaki olayları, karar vereceği zamanda. Kendi şahsi menfaatini ve zararını veya zararını hesap ederek kararlarını veriyor. Toplar var, bunları tepeye çıkartmak lazım. Bu tahkim yapabilmek için onu attım. Köyleri geziyorlar, köylerden katır toplamaya çalışıyorlar. Verenler var, vermeyenler var ama çoğu vermek istemiyor katırlar. Daha sonra ustalar geliyor zaten bu sefer. Katırlar da alıyorlar, katırların sahiplerini de alıyorlar. O toprak parçasını da alıyorlar, gidiyor. Yani insanın önce tabii kendi katırlarını düşünmesi normaldir. Ama sadece katırlarını düşünmesi normal değildir. Sadece katırları düşünecek o zaman katırlarla beraber biz de gider, biter, gideriz. Şimdi bakın buradaki arkadaşlarımızın tabii önemli bir kısmı Nameli'den muhacir olarak, göçmen olarak gelmiş arkadaşlarımız. Aslında ben Nameli'den veya o büyük devletimizin coğrafyasından o ana vatana gelen arkadaşlarımızın hiçbirisini bir mülteci olarak hatta göçmen olarak falan değerlendirmiyorum aslında. Niye?
Çünkü biz vatanımızın, o büyük vatanımızın bir parçasından, başka bir toprak parçasından göç ettik. Bu anlamda buna bir iltica falan denemez. Her taraf bizim vatan toprağımız bu anlamda. Ama oralardan devletimiz çekilince biz de yavaş yavaş geldik ana vatana. Allah göstermesin, bu da bir şey olduğu zaman, sıkıntı olduğu zaman gideceğimiz bir yer var mı? Yok. Burası bizim son kalemiz. Duvara dayanmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla Türkiye'yi o zaman göz bebeğimiz gibi gözetmek, tüm bu olan biten karşısında ferasetle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Buradaki arkadaşlarımızdan şüphem yok ama son ana kadar burada olmayanlara da o hassasiyetleri, bu dikkatleri ifade etmek lazım. Mesele nedir? Mesele Sur'da bir gelik açmaktır. Siyasi iktidardır. Recep Tayyip Erdoğan'ın o iradeyi zayıflatmaktır. Bu bir adımdır hesaplanan, planlanan. Eğer bunda başarılı olabilirlerse başka adımlarda yavaş yavaş arkadan atmayı düşünürler, düşüneceklerdir. Ben Türkiye için önümüzdeki günlerin önemli olduğu kanaatindeyim. Gerçekten Türkiye dünya üzerinde nadir, kendi kararını kendi iradesiyle veren nadir ülkelerden birisi. Bunu bizim muhafaza etmemiz, birlik beraberlik içerisinde Türkiye'nin o güçlü iradesini Cumhurbaşkanımızın arkasında kenetlenen bu yapıyı, devlet millet beraberliğini, bütünlüğünü muhafaza etmemiz lazım. Bu yönde gayret göstermemiz gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Börek için ve kaymaçına için peşinden teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, her zaman buradayız. Buradan müteahhit defalar söyledim. İngilizlere bir sözü var. Bütün İngilizler eşittir ama kraliçe daha fazla eşittir diyorlar. Ben de onu bütün hemşehrilerime söylüyorum. Millet Meclisi Başkanı olarak Türkiye'deki bütün vatandaşlarımız eşittir ama Rumeli, Balkan Bükenli kardeşlerimiz, arkadaşlarımız daha fazla eşittir. Ben de kardeşinizin olduğunu bilmenizi isterim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Hediye takdimi için derneğimizin başkanı Sayın Kenan Çelik başkanımıza. Burada yapılan şey. Evet. 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 Eline sağlık. Yapanlar için söyleyeyim. Biraz daha büyüdüğümüz zaman kaybetmiştik. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne yapacağız şimdi? Hepsi benim değil herhalde. Sizin değilse hepinizin. Bu Arnavut marımız. Bu presalı şeyli. Ispanaklımız. Sizin istediğiniz. Presalı, Arnavut. Bu ekşimikli. Hepsinden. Tabii ki. Tabii. Elinize sağlık. Sefalar getirdiniz. Sefalar getirdiniz. Çekseyim bir şey fotoğrafı. Başkanım, bu da gölgesinde yaşamaktan gurur ve şeref duyduğumuz Türk bayrağı ve Cengiz Bakmamamız. Orhan Bey, çekin mi hepsiniz? Arada bakar mısın? Yiyemesek. Başkanım, ne zaman sağ olun. İsterseniz bir görüş. Bu da bizim kaymaçinamız. Evet. Efendim yarın seçim var. Milyonlarca seçmen sandığa gidecek İstanbul'da. Neler söylemek istersiniz seçmenlere? İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yenileniyor yarın.
tekrar İstanbullular sandığa gidecekler. Ben İstanbul için, Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum seçimlerin. Türkiye'nin tabii seçim tecrübesi çok. Milletimizin de olgunluk içerisinde her zaman bu seçimlere katıldığını, yüksek bir oranda katıldığını ve seçimlerde sükunet içerisinde hareket ettiğini biliyoruz. Ben seçimlerin yarın güzel bir demokrasi bayramı, festivali gibi geçeceğini düşünüyorum. Milletimiz için, İstanbul'umuz için hayırlı olsun. Ben tabii ben kendim de Rumeli muhaciri bir ailenin çocuğuyum. Bu sebeple daha önce de sık sık geldiğim yerler buralar. Rumeli, Balkan kökenli sivil toplum kuruluşlarımızın mekanlarında davetleri üzerine ziyaretler yapıyoruz. Sanıyorum geçtiğimiz pazartesi günü arkadaşlarımızla bir başka yerde görüştüğümüzde davet etmişlerdi. O münasebetle geldik. Bundan sonra da sık sık zaten geleceğiz, geliyoruz. Bundan sonra da geleceğiz. Alayım mı? Gel, gel. Evet sevgili Balkanlar TV izleyenleri, Küçükmece Balkan Kültür Derneği biraz önce çok önemli konuklarını ağırladı. Gazi Meclisimizin Başkanı Sayın Mustafa Şentop Beyefendi buradaydı. Bakanlarımız buradaydı ve yine bu derneğimizin açılışını yapan bir önceki AK Partili Belediye Başkanımız Sayın Aziz Yener Beyefendi buradalar. Efendim tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bir kahve içerken sizi bile biraz rahatsız ediyoruz ama bugünkü ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugünkü misafirlerimizi, Küçükmece Balkan Derneği'nin bu organizasyonunu nasıl değerlendirirsiniz efendim? Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Zira bugün burada hem ruhumuz, hem kulaklarımız, hem midemiz ciddi manada bayram etti Balkan yemekleriyle birlikte. Tabii ki onur konuğu olaraktan meclis başkanımızı, hocamızı burada, kendisi bir balkon kökenli olan meclis başkanımızı dinlemek, bu camianın içerisinde bulunmak bizler için büyük mutluluk vesilesi, onur vesilesi. Tabii buradaki Balkan Kültür Derneklerinin görevleri sadece birbirlerini ağırlamak değil, onun ötesinde Küçükçekmece'nin gelişmesine, kalkınmasına çok ciddi manada motor olacak faaliyetler yaptığını biliyorum. Zira derneğin açılışında buradaki pek çok dostumuzla birlikteyiz. Birlikteydik. Daha sonraki faaliyetlerine baktığımız zaman adeta burası bir kültür seferberliği gerçekleştirdi. Kendiler birer kültür elçiliği yaptılar. Dolayısıyla da belediyeyle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte harekete geçmek suretiyle bölge halkının daha iyi durumlara gelebilmesi için ciddi eğitimler verdiler. Ben bu vesileyle derneğimizin özellikle de misyonuna uygun bir şekilde faaliyet göstermesi ve bu manada ciddi emekler verilmesi münasebetiyle başkanımızın şahsında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bugün burada bu sofrada kahveyi paylaşmak, yudumlamak da bizler için ayrı bir mutluluk vesilesi. Tekrar teşekkür ediyorum. Balkan Kültür Derneği bizim için gerçekten bir dernekten ziyade artık başkanımın ifade ettiği gibi kültür merkezi gibi çalışıyor. Biz de derneğimizin ziyaretçisi olarak, misafir olarak Balkanlara gitmiştik. Üsküp'te güzel bir program yapmıştık. Tadı damağımızda kalmıştı açıkçası. Bugün de derneğimiz güzel bir program yaptı. Yine Sayın Meclis Başkanımızı, milletvekillerimizi davet ettik. Başkanlarımızla beraber hem bir kültürlerin böyle güzel bir buluşmasına vesile olduk. Damağımız da şenlendi, ruhumuz da şenlendi. Allah razı olsun, siz de bu güzelliği paylaşıyorsunuz, herkese aktarıyorsunuz. Teşekkür ederim. İlçemizde 900'e yakın dernek var. Fakat Balkan Kültür Derneği bu derneklerimizin bir tık daha üstünde. Dolayısıyla sivil toplumculuğun karşılığı neyse onu Balkan Derneği bir şekilde hayata geçiriyor. Dolayısıyla da kıymetli başkanlarımın da ifade ettiği gibi biz Balkanların hakikaten böreğini de yedik, baklavasını da yedik, şimdi kahvesini içiyoruz. Evet, kaymaçınasını da yedik. Dolayısıyla da duamızı da ettik. Onun için tam şu anda karşımızda Mustafa Kemal Atatürk'ün bir veciz sözü var. Diyor, muhacirler kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarıdır diyor. Biz aziz hatıralarımızla
Her zaman her daim zaten birlikte olacağız. Topraklar kaybedilebilir ama gönülleri kaybetmiyoruz inşallah. Dolayısıyla da program adına, televizyonunuz adına sizleri de tebrik ediyorum. Saygılar sunuyorum. Şimdi öncelikle yarın bir seçim oluyor. Seçimin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum vatana, millete, ülkemize. İyi olan kazansın, hak eden kazansın. Bu hem ülkemizdeki insanlığın rahatlığı için hem Rumeli Balkan camiasının geleceği için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün Balkan Kültür Merkezi'nde olmamız Rumeli camiasının güzide bir kuruluşlarından bir tanesi olmasından dolayı, özellikle İstanbul'da sadece 6 milyona yakın Rumeli Balkan camiasının evladı Fatihan insanı yaşamakta. Bunların özellikle demografik yapıları genelde Eyüp, Bayrampaşa, Gazi Osman Paşa'da olduğu gibi bir o kadar da Küçükçekmece civarında var. Dolayısıyla buradaki insanımızın bu kültüre sahip çıkması bizim için çok önem arz ediyor. Özellikle 6. senesine giren bu kadar çok yeni doğan bir derneğin bu denli bu ölçekte devlet erkanını karşılaması büyük başarı olarak addediyorum. İlk kuruluşundan kurucu başkan olan Kerim Yiğit Bey'in çok güzel bir girişiyle ve çıtayı yüksek tutmasıyla bugünlere geldi. Daha arkasından da Mahmut Şancan başkanın devam ettiği o süreçte çok başarılı geçti. Şimdi Kenan Çelik başkanıyla sürüyor. Tabii en son başkan daha şanslı çünkü iş olgunlaştı, kemale erdi, deneyimli, iyi bir kadroya sahip. Gerek gençleriyle gerek hanımefendileriyle çok etkin kültürel etkinlikler yapıyorlar. Özellikle hanımefendilerin yaptığı çalışmalar takdire şayan, el sanatlarından doğan bir şeyler. Kur'an-ı Kerim dersleri veriliyor, çocuklara tavla dersleri veriliyor. Burada çeşitli toplantılar düzenleniyor. Bakın 3-4 partinin temsilcileri burada bir arada. Az önce gördüğüm kadarıyla da gerek Küçükçekmece bulunan tütün kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri de buradaydı. Keza İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sayın Hakan Çavuşoğlu geçtiğimiz dönemde Başbakan Yardımcısı buradaydı. Tekirdağ Milletvekilleri buradaydı. Mustafa Şentop hocamız zaten meclisteki bizim medarı iftiharımız. Dün akşam bizi de vakıfta şenlendirdi ve bugün buradaydı. Kenan Başkan'ın bize gelip ziyaret etmesiyle biz de onu yalnız bırakmayacaktık dolayısıyla. Ümit ederim ki bu çalışmalar çok güzel bir şekilde gelişecek. Hem Rumeli Balkan Camiası'na olumlu şekilde yansıyacak, hem Rumeli Balkan Camiası'yla diğer topluluklar arasındaki köprü vazifesini görecek. O itibarla hayırlara vesile olmasını diliyorum. Size de engin başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sayın Kemal Başkanım, vermiş olduğunuz bu güzel bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz efendim. Biz de şahsınızda vakfımıza ve Küçükçekmece Balkan Derneği'ne teşekkür ediyoruz bizleri davet ettikleri için. Evet sevgili Balkan TV izleyenleri, bugün önemli konuklarımız vardı. Gazi Meclisimizin Başkanı Sayın Mustafa Şentop Beyefendi buralardı. Yine bakanlarımız misafirlerimiz oldu. Ve onları uğurladıktan sonra yine buradaki önemli konuklarımızla sohbetlerimiz devam edecek. Tekrar görüşmek dileğiyle. 2014'ten öncesi ve 2022. Evet sevgili izleyiciler, Balkanlar TV izleyenleri, az evvel buradaki önemli misafirlerimizi birlikte yolcu ettik. Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop ve beraberindeki bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve buradaki STK temsilcileri, vakıf yöneticileri, ev sahibi Küçükçekmece Balkan Derneği yetkilileri olarak buradaki önemli misafirlerine uğradılar. Şu anda buradaki uğurlamalarımız devam ediyor. Bizler de Balkanlar TV olarak seçimin nabzını tutmaya ve Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği, Küçükçekmece Balkan Derneği'nin yapmış olduğu bu ev sahipliğini sizler için görüntüledik. Hepinize buradan iyi günler diliyoruz. Gel, sen gelmedin.